Merhaba herkese, iyi akşamlar. Hoş geldiniz arkadaşlar. Sesim geliyor mu? Sesimde ve görüntümde bir sıkıntı var mı? Sohbeti açmadın mı yoksa niye yazmıyorsunuz dedim. Geldi. Nasılsınız bakalım? Nasıl gidiyor çalışmalar? Ağustos ALES çalışmalarına başladık mı? Başlamadık mı yoksa neden kimse yazmıyor bana bugün? Güler hocam başladık demiş. Nasıl? Nisan ALES'e girdiniz mi? Nisan ALES sonuçlarınız nasıl? Nisan ALES kaç geldi? Ağustos ALES'te hedefimiz kaç? Başlayacağım derse ama önce şöyle kısaca sizi bir hedef kitlemi tanımak istiyorum. Nisan'dan kaç aldık? Ağustos'ta kaç bekliyoruz? Kaç istiyoruz? İnşallah Güler Hocam. Bunun için yapmanız gereken bazı şeyler var. Yaparsanız çok zor değil, inanın. 80 almak. 70'i geçmem lazım. 70'i geçersiniz Pınar Hocam. Düzenli paragraf çözme alışkanlığı ve son bir ay, 1,5 ayda sadece çıkmış soruyu, özellikle 2019 sonrasını analizli bir şekilde çözerseniz 70 çok yüksek bir rakam değil yani. ALES'te çok yüksek bir puan değil. O zaman derse başlayacağım. Başlamadan önce bana sormak istediğiniz herhangi bir soru varsa onu alayım. Yoksa hemen başlayayım arkadaşlar. Yaparken ben de slaytımı şey yapayım. Evet, sanırım soru yok. Tamam. O zaman derse başlıyorum arkadaşlar. Buradan kalemimin rengini de değiştireyim. Siyah yapayım. Şimdi arkadaşlar, pazartesi akşamları normal kur derslerimiz başlayana kadar şöyle 10 sorudan, 11-12 sorudan oluşan bir saatlik ders çalışmaya hazırlık dersi yapacağız. Şimdi kalıp kalıp sorular çözeceğim. Bugün çözeceğim soruların hepsi kendi kitabımdan, kendi hazırladığım sorulardan. Hem sorulara yaklaşırken sorulara hangi tarz soruya nasıl yaklaşmanız gerektiğiyle ilgili. Yani en azından kur derslerin başlayana kadar pek çok kalıbı bu şekilde aradan çıkarmak istiyorum. Hem sorulara nasıl yaklaşmanız gerektiği, hem de soru çözümleri ya da paragraf yapı ve konu testlerinin nasıl çözülmesi gerektiğiyle ilgili kısa kısa bilgiler vermek istiyorum. Şimdi baktığım zaman ilk soru kalıbım, ilk aldığım soru kalıbım paragrafı ikiye ayırma. Şimdi bununla ilgili şunu söyleyeceğim. Paragraflar daima genelden özele gider. Yani ben şu şekilde bir sıralama istiyorum. Şurası paragrafın en genel ifadesi iken son cümle olan şurası paragrafın en özel ifadesi olacak. Bunu biliyorum. Genelden özele gittiğini biliyorum. Bu bir. İkincisi, bir paragrafın giriş cümlesinde bulunabilen ya da bulunmayan, yani böyleyle, bu nedenleyle, bu yüzdenle, ancakla, fakatle bir paragraf başlamaz. Yani en kısa haliyle kendinden önce herhangi bir şey söylendiğini ima eden, ifade eden hiçbir cümleyle paragraf başlamaz. Peki ben paragrafı ikiye bölme sorularında ne arıyorum? Şimdi öncelikle ortalarda bir genel ifade arıyorum. Paragrafın giriş cümlesi olabilecek genellikle. Onun dışında zaten paragrafın ikiye ayrıldığı sorularda hani farklı bir soruyla, farklı bir konuyla karşılaşmayacağım. Bak, konu aynı olacak. Sadece bir yerde bir bakış açısı değişecek. Yani konuya bu taraftan bakarken bu taraftan bakmaya başlayacak. Ve ben ne yapacağım? O seçeneği, o cümleyi arayacağım. Şimdi bak, ilk sorumuza
Birlikte bir bakalım. İnsanlarda nitelik davranışların oluşmasını sağlayan unsur eğitimdir. Bireylerin davranışlarını planlı ve programlı bir şekilde değiştiren ve düzeyleyen de eğitimdir. Bir paragrafın girişi gayet olabilir, hiçbir sıkıntı yok. Şimdi ne yaptı bana? Bireyle eğitim arasındaki ilişkiyle ilgili bir giriş yaptı. Bireyin eğitimle birlikte davranışlarının istenilen düzeyde olmasını sağlayan temel unsur ise eğitim programlarıdır. Bak, konuyu giderek özelleştiriyor. Baktığın zaman ikinci cümle, yani şurası, şurada anlattığıyla direkt onunla başladığı için zaten bir paragrafın ikinci cümlesi olamaz. Şimdi devam ediyorum. Planlı ve programlı olmayan hiçbir eğitim sisteminin başarıya ulaşamadığı bir gerçektir. Eğitim sistemlerinin programlı olmasını sağlayan en önemli araçlardan birisi de ders kitaplarıdır. Tamam. Şimdi bak, eğitim dedi. Eğitimden programlı eğitim dedi. Programlı eğitimi sağlayan en önemli şeyin ders kitapları olduğunu söyledi. Hala bu şekilde bakmaya devam ediyorum paragrafa. Ders kitabı programda yer alan hedeflere tutarlı olarak konuların işlendiği, öğrencilere bilgi, beceri ve alışkanlıkların kazandırıldığı temel bir kaynaktır. Bak, genelden özele sıralamayı gördünüz. Devam ediyorum. Ülkemizde ders kitaplarını hazırlamak için kurulan özel bir kurul bulunmaktadır. Bu kurul ders kitapları belirlenen programlara göre oluşturulmasından sorumludur. Bak, beşinci cümleye dikkat et. Beşinci cümleye kadar bana insan, eğitim ve programdan bahsetti. Ama beşinci cümleye geldiğimde tamamen ders kitaplarına yöneldi. Yani konuyu bir tık değiştirdi. O zaman bu parçada ikinci paragraf neyle başlayacak? Beşinci cümleyle başlayacak. Cevabımız Denizli olacak. Tamam mıyız soruda? Özellikle ilk defa dersime katılanlar varsa lütfen arkadaşlar, kafanıza takılan her yeri sorun. Sorun ki o şekilde ilerleyebilelim. En azından soruya yaklaşım tarzıyla ilgili tekrar etmem istediğiniz herhangi bir şey var mı? Olursa gözüm sohbet kısmında. Devam ediyorum aynı tarz soruyla. Sadece şu ekranın bir ayarlama yapmam gerekiyor. Şimdi bakıyorum. İzmir İktisat Kongresi'nde çiftçiler lehine olan kararlar çıkmıştır. Tamam. Bu kararlar dedi, hemen bir üstteki cümleye bağladı. Bu paragrafta yapı testlerinde benim en sevdiğim kelimedir. Bana birçok soruyu çözdürür. Hangi kararlar? Çiftçilerin lehine olan karar. Bu kelimesini gördüğümde hemen kendinden sonraki kelimeye hangi sorusunu soracağım. Cevap alıyorsam bir sıkıntı yok. Cevap almıyorsam orada bir problem var demektir çünkü. Bu kararlar başlıca şöyle sıralanabilir. Aşar vergisini kaldırmak, yabancıların toprak mülkiyeti hakkını kaldırmak, tarım sektöründe vergi muafiyeti ve teşvik, tütün ekimi ve ticaretinin serbest bırakılması, tarım kredilerinin düzenlenmesi, orman köylerine destek, hayvan hastalıklarıyla mücadelede destek, tarımsal makinelerin standartlaştırılarak tamir atölyelerinin kurulması, göllerde balık üretiminin yapılması ve ayrıca yüksek ihtisas gören eğitimli insanların bir süre köylere eğitim amacıyla gönderilmesidir. Baktığımda zaten girişinde bunun devamı olduğunu söylemiştik. Üçüncü cümleyle devam ediyorum. Ne yazık ki üçüncü cümle zaten direkt olamaz. Çünkü bir paragraf ne yazık ki diye başlamaz. Ne yazık ki İzmir İktisat Kongresi'nin üzerinden yaklaşık bir asır geçmesine rağmen bu kararlar tam olarak uygulanamamıştır. Tamam, devam ediyorum. Buraya kadar bir sıkıntı yok. İkinci Dünya Savaşı'nın ardından köyden kente yaşanan göçle birlikte hızlı bir kentleşme ve sanayileşme süreci başlamıştır. Bak, şimdi buradan itibaren bana cevabımız 4 olacak. Dördüncü cümleyle başlayacak. Neden? Burada aşar vergisinden bahsetti. Aşar vergisi diyorum. İzmir İktisat Kongresi'nden bahsetti. İkinci cümlede bunların nelerden oluştuğunu söyledi. Üçüncü cümlede üstteki söylediklerine ters bir ifade kullandı. Ama dördüncü cümleye geldiğimde ne İzmir İktisat Kongresi var, ne bu alınan kararlar var. İkinci Dünya Savaşı'nın ardından köyden kente yaşanan göçle birlikte hızlı bir kentleşme ve sanayi süreci başladı dedi. Konuya farklı bir yerden giriş yaptı. Bu yüzden cevabımız 4, yani Ceyhan olacak. Tamam mıyız? Var mı herhangi bir problem? Bence yok ama yine de siz bilirsiniz. Arada sohbet kısmına yazsanız mı? Monolog değil, diyalog mu yapsak? Kendi kendime konuşuyormuşum gibi hissediyorum. Arada böyle şey yapın. Şimdi bir saniye, şu sohbet kısmını bir indirmem gerekiyor.
Ama büyüttüm yanlışlıkla. Şu tarafı alayım. Ekranımı ayarlamam gerekiyor soruyu görebilmem için. Şu şekilde aldım. Ya da alamadım. Şimdi aynı şekilde yine soruya başlıyorum. Ağrı insanlık tarihi kadar eskidir. İnsanlık var olduğundan beri insanlar ağrıyla baş etmek için çeşitli yöntemler denemişlerdir. Tarih öncesi dönemlerde insanlar ağrılarını dindirmek için bir takım yaklaşımlarda bulunmuşlardır. Örneğin bu dönemin insanı, hocam çok bayağı soruyorum. Ömer hocam, birazdan bu sorudan sonra sorunuza cevap vereceğim. Şuradan. Ağrılarını dindirmek için bir takım yaklaşımlarda bulunmuştur. Örneğin bu dönemin insanı ağrıyan, acıyan ve yaralanan yerlerini dere ya da göllerin soğuk sularına daldırmış ya da güneşte kızdırılmış taş parçalarını ağrılı bölgelerin üzerine bastırarak ağrıyı dindirmeye çalışmıştır. Devam ediyorum. Kimi zaman da derken D'dayla, bak zaten paragrafın giriş cümlesi olamaz. Kimi zaman da ağrının tanrıların azabı olduğuna inanmışlar ve gerektiğinde insan bile kurban etmeye, büyü yapmaya ve dinsel inançlarıyla ağrılarını azaltmaya çalışmışlardır. İran'da ve Avrupa'nın birçok ülkesinde yapılan kazılarda ise tarih öncesi, burada da ise var, buna çok dikkat etmeniz gerekiyor kalemim nerede, şurada da ise var. Tarih öncesi dönemlere ait özellikle baş ağrılarını azaltmak için hala ağrıdan bahsediyor. Kafatasını açıp açılıp bir parçasının çıkarılması uygulamasının yapıldığı trapanasyonlara rastlanmaktadır. Şimdi devam ediyorum. Eski Mısır uygarlığında ağrının doğal olaylara ve travmalara bağlı olarak belirtilmekle beraber bak. Şimdi şuraya kadar ağrıyla ilgili cevap yine 4 olacak. Ağrıyla ilgili ne yapıldığı, neler yaptığı insanların neler yaptığı söylenmiş. Ama burada ağrıya ilgili bir bakış açısı, bir düşünce açıklanmaya başlanmış. Yani aslında ana temam, ana konum hala ağrı. Ama buraya geldiğimde dediğim gibi şurası insanların bu ağrılar için neler yaptı. Burası ise ağrının ne olduğuyla ilgili düşüncelerin açıklanması. Bu yüzden cevabımız yine Ceyhan olacak. Şimdi bir sonraki kalıma bakayım. Burada muhtemelen açıklama yapmak için boş bıraktım. Yer değiştirme, ama önce Ömer hocamın sorusuna bir cevap vereyim. Ne demek? Çoklu paragraf sorularını ve paragraftan hangisi çıkarılabilir veya hangisi doğrudur tarzı. Yardımcı düşünce sorularında yanlış yapıyorsunuz anladığım kadarıyla hocam. 83 aldım. Biraz önceki ALES'te 90 hedefliyorum. Şimdi puanınız çok iyi hocam. Muhtemelen matematikte yapıyorsunuz bu puanı aldığınıza göre. Öncelikle şunu söyleyeyim. Hangi kalıplarda yanlış yaptığınızın farkında olmanız çok güzel bir şey. O zaman ne yapıyorsunuz? Belki bir hafta, belki 2 hafta. O tamamen sizin kendinizi yeterli hissetmenize bağlı. Sadece bu soru kalıplarını çözün. Yani aldığınız kitap alırken dikkat edin. Yani kalıp kalıp oluşsun. Mesela benim kitabım o şekilde. Sen 4 tane test sadece kesin yargı, 4 tane test sadece yardım düşünce, 5 tane test sadece işte paragrafta yer değiştirme, sıralama. Yani bu tarz bir kitap alabilirsiniz ve o konuda kendinizi ustalaşmış hissedene kadar, yanlışlarınızın azaldığını görene kadar sadece o kalıbı çözmenizi öneririm. Çünkü şu an sınava oldukça uzun bir süre var. ALES öyle çok ciddiye alınacak, aylarca çalışılacak bir sınav değil. 1,5-2 ayda gibi süreçte halledilebileceğine inanıyorum ben. O yüzden şu an uzun bir süreç olduğu için önümüzde 1 hafta, 2 hafta kendinizi hazır hissedene kadar, kendinizi o konuda, o kalıpta yeterli hissedene kadar soru çözümü yapın. Ama yaptığınız soru çözümlerde yanlış analizleriniz benim için doğrularınızdan çok daha kıymetli. Bunu her dersimde, hangi grup olursa olsun, TYT'de de aynı şeyi söylüyorum, KPSS'de de aynı şeyi söylüyorum, işte ALES'te de aynı şeyi söylüyorum. Yanlış analizi yapmanız çok önemli. Yani sen 5 tane yanlış yapıyorsan, gerekirse o yanlış için, o soruları çözmek için harcadığın zaman kadar zaman harcamalısın. Neden yanlış yapıyorum? Neden böyle düşünüp Adana'yı işaretledim? Ama nasıl düşünmem gerekiyordu? Doğru cevabı gitmeliydim gibi sorularla o yanlışları doğruya çevirmeniz lazım. Dediğim gibi doğrular benim için hep doğrudur zaten. Onunla ilgili bir sıkıntı yok. Puanımı artırabilmek için bir de hani puanın 60'tan 70'e çıkması kolaydır ama 83'ten 90'ına çıkması o kadar kolay değildi. Bu yüzden o yanlış yaptığınız soruların, konuların, kalıpların mantığını yakalayabilmeniz lazım.
Tamam mıdır? Yeterli bir cevabım. Başka sormak istediğiniz bir şey var mı? Sanırım yok. Olursa bekliyorum. Arkadaşlar, bir diğer soru kalıbım yer değiştirme sorusu. Benim en sevdiğim soru kalıplarından birisidir. Hala paragrafta, bak şunu söylüyorum. Paragraf konuları. Niye sürekli kalemimi kaybediyorum acaba? Şimdi paragraf soruları ikiye ayrılır. Birincisi konudur. Anlatılmak istenen nedir? Yakınılan durum nedir? Çıkarılabilir, çıkarılamaz, söylenebilir, en genel yargı nedir? Şikayet edilen durum nedir? Bunların hepsi, bu kalıpların hepsi konudur. Bir de yapı soruları vardır. Yapı soruları yer değiştirme, ikiye bölme, işte paragraf sıralama, paragrafın akışını bozma, cümle yerleştirme, bunlar da yapı sorularıdır. Şimdi bunlardan yapı soruları ile ilgili size şunu söyleyeceğim. Yapı sorularında bak ALES'te Türkçe adına en azından şunu söyleyeyim. Zaman yetiştiremememizin veya soruları algılayamamamızın temel nedeni gerekli gereksiz her şeyi okumamız. Yani ALES'e girdiğinde baştan sona okunacak tek bir soru kalıbı var. O da olumsuz soru kalıbı. Onun dışında hiçbir paragraf sorularını baştan sona okumanıza, özellikle yapı sorularını baştan sona okumanıza veya paragrafta size anlatılanla ilgilenmenize gerek yok. Çünkü yapı sorularında, bak yapı ne demek? Biçim demek. Ben size karşıdaki evin biçimini sorsam bana dışarıdan gördüğünüz şeyi söylersiniz. İçeriğiyle ilgili bir bilgi vermezsiniz. Mantık burada da aynı aslında. Yapı sorularında sadece soruya bakmanız gerekiyor. Yani soruyu cevaplayabilmen için paragrafta sana ne anlatıldığını anlamana, yorumlamana gerek yok. Şimdi bunlardan birincisi yer değiştirme soruları. Yer değiştirme soruları benim en sevdiğim kalıptır çünkü bulmaca gibidir. Şimdi yer değiştirmede ne yapıyor adam? İşte beş tane cümle koyuyor, sonra geliyor iki ile dördün yerini değiştiriyor. Benim bu yerini değiştirdiği cümleyi bulmamı gerekiyor. İstiyor. Şimdi bu soruya nasıl yaklaşmanızla ilgili size şunu söyleyeceğim. Az önceki soruda bir paragrafın giriş cümlesi olabilen veya olamayan ifadeleri konuştuk. Şimdi bu soru kalıbında yapmanızı istediğim ilk şey şu. Birinci cümleyi okudun. Hemen kendine şunu soruyorsun. Tabii göz ucuyla diğerlerini de kontrol ediyorsun. Ondan daha genel bir ifade var mı diye. Baktığında bir paragrafın giriş cümlesi olmasına engel herhangi bir durum yoksa, gayet genel bir şekilde genel bir ifade ise, yani paragrafın giriş cümlesi olabilmesi konusunda kendini ikna ettiysen, ikinci cümleye geçmeden önce gidip içerisinde bir olan seçenekleri elemeni istiyorum. Bak, bu soru tarzında seçenek eleme benim için en önemli noktalardan birisidir. Sen seçenek elediğinde zaten çoğu zaman sen daha paragrafın sonuna varmadan cevap tek başına ortada kalacak. Ama onun dışında da özellikle ikinci ve üçüncü cümlelere dikkat etmenizi istiyorum. İkinci, ağırlıklı olarak bu cümlelerde yer değiştirme olduğunu da söylüyorum. Onun dışında bir okudun, okeysin, tamamsın. İçinde bir olan seçenekleri de eledin. Muhtemelen iki seçeneğin gider zaten çoğu soruda. Hemen ikinci cümleye başlayayım. İkinci cümleye baktın. Şimdi genelden özele sıralamayı unutmaman lazım. Mesela bak sana adam dünyada paranın kullanımı ile ilgili bir bilgi verdi birinci cümlede. Daha sonra paranın Avrupa'daki kullanımı ile ilgili bilgi verdi. Üçüncü cümlede paranın Türkiye'deki kullanımı ile ilgili bilgi verdi. Dördüncü cümlede sana tekrar paranın Avrupa'daki kullanımı ile ilgili bilgi veremez. Neden? Genelden özele sıralamayı ihlal etmiş olur çünkü. Ne yapacak? Avrupa ile ilgili söylemesi gereken her şeyi söyleyecek. Ondan sonra Türkiye'ye geçecek. Bahsettiğim genelden özele sıralama bu. Burada bu şunu söyleyeceğim. Yine yapı sorularının hepsinde bu kelime benim için çok önemli. Bak, bu kurallar dedi ikinci cümlenin başında. Hemen sordun. Hangi kurallar? Hangi şu soruna birinci cümle cevap veriyorsa devam edebilirsin ama cevap vermiyorsa iki kesinlikle yer değiştiriyor. Bak şimdi ilk soru üzerinden şöyle hemen bir bakalım. Sadece yine küçük bir ekran ayarlaması yapmam gerekiyor. Sohbet kısmı ekranımda açık olduğu için şey yapamıyorum. Şimdi hemen bakıyorum. Türk şiiri yeni olanın arayışı, Türk şiirinde yeni olanın arayışı sistemli şekilde Tanzimat döneminde başlar ve günümüze kadar devam eder. Baktığınızda bir paragrafın giriş cümlesi olabilir mi? Ya da paragrafın giriş cümlesi olmasına engel sizce herhangi bir durum var mı birinci cümlede?
Olabilir ya da hocam yok şu sebepten dolayı olamaz diyen var mı? Tekrar okuyorum. Türk şiirinde yeni olanın arayışı sistemli şekilde Tanzimat döneminde başlar ve günümüze kadar devam eder. Baktığım zaman paragrafın giriş cümlesi olmasına engel herhangi bir durum yok. O zaman ben ne yapıyorum? Bak ikinci cümleye geçmeden önce gidiyorum içerisinde bir olan seçenekleri eliyorum. Çoğu zaman iki seçeneğin gideceğini de söylemiştim. Bunu ÖSYM sorularında da dikkat ederseniz fark edersiniz. Hemen diyor bak bu tarihten itibaren en sevdiğim kelime hangi tarih? Hangi tarih? Hangi tarih diye sorduğumda birinci cümle bana cevap veriyor mu? Bana sadece bunu söyle. Hangi tarihten itibaren? Evet, sizi bekliyorum. Cevap veriyor ya da vermiyor. Evet, bak neden? Tanzimat dönemi diyor ama herhangi bir tarih yok. Bak, ayrıca altta şunda neyi gördüm? 1800'lü yıllar gördüm. Yani şurada bir tarih var. O zaman iki kesinlikle yer değiştirecek arkadaşım. O zaman gittim. Edirne'yi de sildim. Elimde de kaldı. Bursa ve Denizli kaldı. Şimdi önce şuna göre bakıyorum. 19. yüzyılın ortalarına kadar varlığını sürdüren divan edebiyatının şairleri Tanzimat'tan divana geçti. Ne alaka? O zaman bunu da eliyorum. Cevabım Bursa olacak. Direkt bak sorunun daha ikinci cümlesinde soruyu bitirdim. ÖSYM sorularında da aynı şekildedir. Hiçbir şekilde bu kelimesini gördüğünüzde sorunuza cevap alamıyorsanız oradan yakalayın. Zaten birçok kelimede bu anahtar, birçok soruda bu anahtar kelime geçecek. Hadi ikinci soruya bakalım. Bilgisayar oyunları çocukların olgu ve olayları algılama, kritik durumlara ilişkin karar alma ve etkinlikte bulunma, bilgi ve becerilerinin kazanmasına katkı sağlamaktadır. Şimdi baktığım zaman bir paragrafın giriş cümlesinde olmasına engel herhangi bir durum yok. Gayet net bir ifade. O zaman ne yapıyorum? Adana'ya eliyorum, Edirne'ye eliyorum. Şimdi birinci cümleyi bir irdeleyeyim. Ne diyor? Bilgisayar oyunları çocukların olgu ve olayları algılama, kritik durumlara ilişkin karar alma ve etkinlikte bulunma, bilgi ve becerilerinin kazanmasına katkı sağlamaktadır. Tamam. Olumlu bir şeyden bahsediyor. Devam ediyorum. Bu oyunların çocukları şiddete özendirme gibi sorunlar oluşturabileceği üzerinde eğitimcilere bu konuda büyük iş düşmektedir. Şimdi size şunu soracağım. İki birin devamı olabilir mi? Bu oyunlar dediğimde evet soruma cevap alıyorum. Hangi oyunlar? Bilgisayar oyunları. Ama iki birin cevabı olabilir mi? Dikkat etmeniz gereken iki nokta vardı. Neden olamaz? Güler hocam, neden olamaz? Daha özel o. Bak şöyle çok sert bir genelden özele geçiş olmuş ve konu aniden değişmiş. Bana birinci cümlede olumlu bir şeyden bahsederken ikinci cümlede çok net bir olumsuzluktan bahsetmiş. O zaman ikinin yer değiştireceğini kesinlikle anlıyorum. İkinin yer değiştireceği sadece Ceyhan var. Cevap Ceyhan. Devam ediyorum. Belki baktığınız zaman 3 saniyelik bir soru. Bu soruyu size bırakıyorum hadi. İçimden 5'e kadar sayıp cevap alacağım. Ben cevap istemeden kimse cevap vermesin ama. Alayım cevabı. Adana geldi. Evet. Başka? İki tane Adana geldi. Adana yürüyor. Neden? Neden Adana? Birinin yer değiştireceğini direkt anlıyorum. Hatta ikinci yeni benim diyerek bu akımı. Şimdi hatta zaten bir bağlaç. Bu akım hangi akım? Bir kesinlikle yer değiştirecek. Baktığımda içerisinde bir olmayan seçenekleri eliyorum. Elimde beş kaldı, dört kaldı. Cemal Süreyya'nın bu söylemi olamaz. Hangi söylem? Paragrafın giriş cümlesi olamaz. Bunu da eledim. Cevabımız Adana. Hadi bu soruyu da size bırakayım. Biraz bekleyeyim ama bunu. Ben cevap istemeden kimse cevap vermesin ama.
Alayım cevabı. Ceyhan geliyor. Harikasınız. Bilim dalı olan tarihin öğretimi sırasında birçok kavram kullanılmaktadır. Giriş cümlesi olabilir, hiçbir sıkıntı yok. Adana'yı eledim. Şimdi çünkü, günlük hayatta çünküyü herhangi bir söylediğim şeye dayanak oluşturmak, sebep açıklamak için kullanıyorum. Bakayım, neden kavram kullanılıyor? Çünkü tarihsel kavramlar daha çok toplumsal, kültürel, siyasi yapılarla ilgili olduğu için karmaşık ilişkiler barındırmaktadır. Şimdi ikinci cümledeki yapılan açıklamayla gösterilen sebeple birinci cümlede söylenenin bir alakası var mı? Yani bir neden oluşturabilecek düzeyde bir cümle mi? Seda Hocam 3 ve 5 düşünmüş. Ama seçeneklerde. Bak, baktığım zaman çift yönlü bakıyorum. Çünkü bu buradakinin cevabı değil. İkincisi, 3'e bakıyorum. Bu faydaları şu şekilde sıralayabiliriz. Hangi faydalar? Hangi faydalar? Bunun da cevabı yok. O zaman 2 kesinlikle yer değiştirecek. Edirne'yi eledim. Ama şurada gözüme bir şey çarptı bak. Bu kavramların öğretilmesinde, bu benim en sevdiğim kelimeydi. Hangi kavramlar sorusuna nereden cevap alıyorum? Hangi cümleden cevap alıyorum? Hangi kavramlar sorusuna? Birden cevap alıyorum. Burada kavram söylüyor zaten. O zaman ben 5'i getirip nereye koymam lazım? Birden sonraya koymam lazım. O zaman yer değiştirecek olan 2 ve 5. Şimdi dediğim gibi bütün soru kalıplarına bakmak istediğim için çok fazla örneğini çözmüyorum en azından bu hafta. Ama birlikte baktığımız gibi sizin hafta boyu çalışmalarınızda birlikte yaptığımız şekilde sorulara yaklaşıp soruları çözmenizi istiyorum. Şimdi asıl anlatılmak istenen bir konu sorusu muydu, yapı sorusu muydu? Hatırlayan var mı arkadaşlar? Asıl anlatılmak istenen dediğimde bu bir yapı sorusu mu, bu bir konu sorusu mu? Tabii ki sizin de söylediğiniz gibi konu sorusu. Niyasi Hocam anlamadım dediğinizde böyle konular sorarlar mı? Tekrar yazın, ben buradan sana cevap vereceğim. Şimdi bakın şunu söyleyeceğim. Vallahi yer değiştirme soruları hep bu kadar kolay oluyor hocam. Gerçekten yer değiştirme soruları tam anlamıyla böyle oluyor. Şimdi asıl anlatılmak istenen sorusu bir neydi? Paragrafta ana düşünce sorusuydu. Ana düşünce, daha önce dersimi izleyen ya da katılan var mı bilmiyorum ama ana düşünce sorularının cevabı her zaman neredeydi? Yine bu soru kalıplarında yaptığınız en büyük hata paragrafı baştan sona okumak. Şimdi baktığım zaman paragrafın burada geçen bir şey metni seçeneklerde geçiyor ya da şurada geçen geçiyor. Ama Seda Hocam kalp. Ama ben neyi biliyorum? ÖSYM'nin sorularında çok 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 ender örnekleri vardır. Bak, iki tane soru yazma yöntemi vardır. Biri şu şekildedir. Biri de şöyle ters üçgendir. Yani üçgen ne şekildeyse şu şekilde ana düşünce hep buradadır. Soru bu şekilde yazıldıysa ana düşünce hep buradadır. Ve ÖSYM hep bunu kullanır. Bu ne demek? Ben ÖSYM'nin çıkmış sorularında ana düşünce sorularının cevaplarının nerede olduğunu biliyorum. Sonda olduğunu biliyorum. Yani paragraftan son herhangi bir kısmı gözüme kestirip paragrafı okuyacağım. Bak, şuradan kestirdim. Ben bunu direkt son cümle diyorum ama son bir cümle olmak zorunda değil. Sen paragrafın uzunluğuna göre kestirip okuyabilirsin. Yazar okuyucunun esere yeni bir boyut kazandırdığının, onu yeniden anlamlandırdığının altını çizer. Şimdi burada ne anlatılmak istiyor? Bana sadece bu cümleyi yorumlar mısınız? Yazar okuyucunun esere yeni bir boyut kazandırdığının, onu yeniden anlamlandırdığının altını çizer. Sadece bu cümleyi yorumlamanızı istiyorum. Bu cümlede bana ne demek istiyor? Farklı bakış açısı, her kişi de yeniden, her kişinin farklı bakış açısıyla eser yeniden üretilir, yeniden anlamlandırılır. Evet, başka bir fikri olan var mı?
Sanırım herkes böyle düşünüyor. Tamam, o zaman seçeneklere bakıp, sadece bu kısma bakıp bana cevabı söyler misiniz? Süpersiniz. Bak, son kısmını okumanız şu yüzden önemli. Bak şurada diyor ki pasif okuyucudan öte yorumlayan eseri okurken aktif okuyucu rolündekiler. Bak şu A seçeneğinde geçen metinde geçiyor. Ama tekrar söylüyorum ben neyi biliyorum? ÖSYM'nin ana düşünce sorularında cevap her zaman sondadır. Son cümleyi okuyorsun, yorumluyorsun, seçeneklere gidiyorsun. Şimdi bir diğer sorum. Ana düşünce sorularım devam edecek ama araya bir tane altı çizili koymuşum. Bak şimdi seçenekleri şu an asla okumanızı istemiyorum. Bana sadece şunu yorumlayın. Ne seçeneklerin ne metni okumuyorsunuz. Altı çizili soru kalıbında sadece altı çiziliyi. Ha, okudun, altı çizili sana çok bir şey ifade etmedi. Çok sağlıklı bir yorum yapamadığını düşündün. O zaman bir altını bir üstünü birer cümle daha okuyabilirsin. Ama çoğu zaman buna gerek kalmayacağını size söyleyebilirim. Bana şu cümleyi yorumlar mısınız? Artık kentler cümlelerden oluşan bir anlatıydılar ve söyleyecek sözleri vardı. Kentler cümlelerden oluşan bir anlatıydılar ve söyleyecek sözleri vardı. Bu ne demek? Bu cümleyi kendi ifadelerinizle bana tekrar söylemenizi, tekrar kurmanızı istiyorum aslında. Artık kentler cümlelerden oluşan bir anlatıydılar ve söyleyecek sözleri vardı. Evet, yok mu bir fikri olan? Cümlemi toparlayayım. Anılarında olduğundan bahsediyor yapılarda ve söyleyecek sözleri vardı diyor. O zaman seçeneklere bakın bana cevabı söyleyin. Bir tane çeldirici var dedim Seda hocam. Cumhurlap. Çeldirici Adana'ydı Seda hocam. Çoğu zaman mimarlar anlatmak istediklerinin eserleri var. Şöyle söyleyeyim. Metnin tamamını okursanız A'ya gitme ihtimaliniz yüksek. O yüzden zaten hem zaman kazanmanız hem kafanızı boşuna doldurmamanız hem de çeldiriciye gitmemeniz için altı çizili dışında hiçbir şey okumanızı tavsiye etmiyorum. Kentler şimdi altı çizili kısımda mimarların anlatmak istedikleriyle ilgili hiçbir şey geçmiyor. Ne yaptığımız yorumda ne konuştuğumuz şeylerde. Ben ne söyleyeyim diyorum burada? Şehirlerin anlatacak sözleri, söyleyecek sözleri olduğundan bahsediyorum. Bazı yapılar sadece taş bina değildir. İnsanlara geçmişten bugüne söyleyecek çok sözleri vardır. Yani bak burada özne A seçeneğinde özne mimar ama B seçeneğinde özne direkt olarak yapılar. O yüzden cevabımız Bursa olacak. Bir sonraki sorudayım. Yine bir dın dın dın. Bak bir yakınmaktadır. Yakınılan durum nedir? Eleştirilen durum nedir? Anlatılmak istenen nedir? En genel ifade nedir? Bunların hepsi ana düşünce sorusudur. Ana düşünce sorularının cevabının nerede olduğunu biliyorsun. Her şeye sen karar ver. Gözünü kestirdin bir yere oku, seçeneklere bak, bana cevabı söyle. Bulduğunuzda cevabı yazabilirsiniz. Nangıdılan nangıdılan. Birkaç cevap daha gelsin, başlayacağım. Şimdi tekrar söylüyorum. Seçeneklerde geçen çoğu şey metinde geçiyor. Ama ben nokta atışı yapıyorum. Direkt baktığımda söz konusu bu tesislerin
Kent planlaması ile ilgili yakından durum. Söz konusu bu tesislerin kamusal alan oluşturma ilişkisi görece göz ardı edilmiştir. Yani kent planı yapılırken kamusal alan oluşturma durumunu arka plana atmışlar, düşünmemişler. O zaman dediğiniz gibi Denizli'ye gidiyorum. Sos ve kültürel alanların seçiminde kamusal olma durumunun göz önünde bulundurulmamasından şikayet ediyor bu soruda yazarımız Farkasız. Hadi bakalım. Yine bir ana düşünce sorusu. Asıl anlatılmak istenen nedir diyor. Size bırakıyorum soruyu. Bulduğunuzda cevabı söyleyebilirsiniz. Birkaç cevap daha gelsin. Eda Hocam, derslerimiz hep sabit. Pazartesi 19.30-21.50 arasında Türkçe, Çarşamba yine aynı saatte matematik, Cuma yine aynı saatte geometri şeklinde oluyor. Ama derslerimiz yapılır yapılmaz gecesinde hemen sisteme düşüyor. Ama tabii ki offline değil de online olmanız daha sağlıklı. Bir tane Denizli geldi, Edirne geldi. Hemen gidiyorum soruya. Nereden okudunuz? Şuradan yazılı anlatım kısmını gözüme kestirdim. Yazılı anlatımdaki kurallarla ilgili olarak şunlara değinmişlerdir. Yazılı anlatımda kuralları öğrenmek yeterli değildir. Öğrendiklerinizi doğru, kolay, pürüzsüz ve inandırıcı bir anlatım tarzıyla yazıya yansıtabilmek için uygulamaya yönelmek şarttır. Bu kurallara uyulması anlama ve anlatma işini kolaylaştırır. Şimdi ilk olarak Denizli'ye bakmak istiyorum. Denizli cevabı geldiği için. Duygu ve düşünceleri daha kalıcı hale getirmek için diğer bir dil becerilerine nazaran yazma becerisi daha önemlidir. Şimdi burada önemli önemsiz şeklinde bir sıralamadan bahsetmiyor. Sadece yazılı anlatımdaki kuralları öğrenmek önemli ama yeterli değil. Bunu bütünleştiren anlama ve anlatma işi, uygulama işi. O yüzden Edirne'ye bakıyorum. Önemli olan yazıyı öğrenmek değil, uygulamada tüm kuralları kullanıp en doğru ve en etkili bir biçimde kullanabilmektir. Baktığım zaman sizin de dediğiniz gibi cevabımız, bir saniye kalemim yine gitmiş. Cevabımız Edirne olacak çünkü herhangi bir önem değil, birleştirici yani ikisi birlikte var oluyor şeklinde biri eksik kalmaması gerekiyor şeklinde bir yorum yaptık. O yüzden buna en yakın kafamdaki buna en yakın seçenek Edirne'ydi. Geçemiyorum çünkü sorularım bitmiş. Sorularım bu kadardı arkadaşlar. Önümüzdeki hafta ders olacak mı bilmiyorum ama olursa yine farklı soru kalıplarından hazırlayıp nasıl yaklaşmanız gerektiğiyle ilgili şey yapacağız, konuşacağız. Dersten sonra YouTube'a yüklenir bu dersimiz ama bugün mü yüklenir onu bilmiyorum. Ama dediğim gibi eğer fırsatınız olursa offline değil de online izlemeyi tercih edin. Anında bir soru sorabilmeniz. Yok geç gelmedi. Ben yani link size geldiğinde başladım. Daha öncesinde başlamadım. Çünkü ben ders açtım diye Özden Hanım'a haber vermem gerekiyordu. Açınca o birden çıktı aklımda. Bayağı bekledim kimse gelmedi. Sonra aradım tekrar açtım. Yani şey olmadı. Siz link geldiğinde başladım yani. Yani şu an dersler biraz önce başladığım Naci Hoca'ya biraz önce söylediğim ders saatlerim normal kur başladığında. Yani pazartesi 7.30 ile 10 arasında Türkçe dersimiz oluyor. Çarşamba günü 7.30 ile 10 arasında matematik dersimiz oluyor. Cuma günü yine 7.30 ile sanırım şey 10'a kadar sürmüyor geometri dersi tam emin değilim ama geometri dersimiz oluyor.
Dediğim gibi ders geç başladı, öyle söyleyeyim. Yani link geldiğinde daha önce ders yapmamıştım. İlk defa sizinle yaptım. Var mı bana sormak istediğiniz herhangi bir soru arkadaşlar? Rica ederim. Bugün enerjim hatta düşük biraz. Çok korkunç, çok yoğun bir gün geçirdim ama yani ders anlatmaya başladığım an az önce hatta düşündüm siz soru çözerken çok yorgundum, ne oldu falan diye. Ders anlatmaya başlayana kadar. Yoksa ders anlatmak bu hayatta en keyif aldığım şeylerden birisi. Duygu hocam, sadece pazartesi akşamları var. Bir de son hafta kampta biraz daha uzun bir dersim oluyor. Yani 10'da değil de 12'de falan bitiyor. Teşekkür ederim. İyi ki varsınız, iyi ki benimleydiniz. O zaman bir sonraki derste görüşmek üzere. Kendinize çok iyi bakın. Bay bay. Kalp 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 kalp. Fotoğrafımı çekin benim böyle. Önce gemiyorum. İyi akşamlar diliyorum hepinize.